Şehitlerimiz oldu bu hafta. Allah'ım hepsini Hazreti Hamza'ya komşu eylesin. Hepsini araştıramadım. Bir tanesini gördüm ki daha evleneli bir ay olmuş. 20'li yaşlarda civa gibi bir delikanlı. Bir annenin kuzusu. Bir babanın yiğidi. Bir hanımın aslanı, kocası. Yani duygulanmamak elde değil yani. Ben kürsüde gözyaşı dökmeyi sevmem. Bazen böyle çok duygulanırım, tutarım kendimi. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Ben üzülmüyorum giden şehide. Niye üzüleyim ki kardeşim? Şu an cennetin en güzel yerine gitti. Hatta orada diyorlar ki şehitler, ya Rabbi bizi bir daha gönder, bir daha şehit olup geri gelelim. Şimdi dese ki Allah'ımız, izin verse, hadi gidin. Cenazenizi, yani ölünüzü, evladınızı, kocanızı gidin, ahiretten alın gelin dese, inanın gidip onun orada yaşadığı o şaşayı görse, o da almak, geri getirmek istemez bu dünyaya. Orada öyle. Benim üzüldüğüm geride bıraktıkları. Ağır bir kayıp. Evlat, koca, torun, 20 küsur yaşında, 25 yaşında bir delikanlı. Kim yaptı? PKK terör örgütü. Soysuz, sünnetsiz PKK terör örgütü. Zaten hepsi aynı yerin çanağın pisliği bunlar. FETÖ'sü de, PKK'sı da, bilmem nesi de. Allah ordumuzu, emniyet mensuplarımızı, jandarmamızı, istihbaratımızı muhafaza ve muzaffer eylesin. İnanın bu hain teröristlere de, efendim, dünya üzerinde, sınır ötesinde de, Akdeniz'de de kök söktürüyor aslan parçaları. Gurur duyuyorum. Askerimizle, polisimizle, istihbaratımızla, bütün güvenlik birimimizle. Ben doğuya, güneydoğuya çok gittim. Bir baktım bir bayrak direği böyle 10 metre, 20 metre böyle bayrak sallanıyor. Dibinde küçücük bir yer böyle, ne bu? Köy korucuları duruyor diyor. Onlarla da gurur duyuyorum o bayrağın altında. Allah bu bayrağı kıyamete kadar gökyüzünde dalgalandırsın. Ümmeti Muhammed'e yine hamilik, abilik yapacağımız o güçlü günlere bizi geri getirsin. O yana doğru gidiyoruz. Buna kimsenin engel olacak gücü yok, buna inanın. İnanın buna.